Demir eksikliği anemisi adından da anlaşılabileceği gibi demir eksikliğinden kaynaklanan anemi türüdür ve mikrositik anemiler kategorisine girer. Ama bunu zaten bu diyagram sayesinde daha önce de öğrenmiştik, değil mi? Bu diyagramda demirin hemin çok önemli bir bileşeni olduğunu görmüştük ve hem hemoglobinin yarısını oluşturur demiştik. Yani eğer vücudunuzda demir yoksa hem üretemezsiniz ve hem yoksa hemoglobin üretimi de olmaz. Hemoglobin üretiminde bir sorun olduğunda mikrositik bir anemi ortaya çıkar. Mikrositik anemi de kırmızı kan hücreleri çok küçülür. Peki bu neden olur? Kazara olan bir şey midir? Hayır. Bu vücudun kasten yaptığı bir şey. Yani Hemoglobin üretimini kısıtlayan herhangi bir durumda mesela demir eksikliği anemisinde kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin molekülü sayısı olması gerekenden daha azdır. Böyle kocaman bir hücre içinde azıcık hemoglobin ne kala kalır? Vücudun buna tepkisi bu kırmızı kan hücresini ortadan ikiye bölmek şeklinde olur. Dolayısıyla böyle küçük küçük kırmızı kan hücreleri oluşur. İçlerinde çok az sayıda hemoglobin vardır ama bu çok küçük hücrelerin içindeki hemoglobin yoğunluğu normal bir hücredekine yakındır amaç da bu zaten şey gibi düşünün kocaman bir elmalı turta var ama içindeki marmelat çok az fırıncı bu durumu telafi etmek için o marmeladı alıp daha küçük turtacıklara pay ediyor ve ortaya içi tıklım tıklım marmelat dolu minik turtacıklar çıkıyor sanırım anlaşılmıştır Demir eksikliği anemisi ile ilgili tüm bunları bildiğimize göre acaba geriye öğrenecek ne kalıyor? Mesela demir eksikliği anemisinin nedenlerine hiç değinmedik, değil mi? O halde şimdi demir eksikliği anemisinin nedenlerinden biraz bahsedelim. Ben genelde bu nedenleri 4 gruba ayırıyorum. Fark ettiyseniz ben çoğunlukla her şeyi gruplara ayırıyorum. Çünkü böylesi daha düzenli düşünebilmemi sağlıyor. Bu sayede çok az ezberle bolca mantık kullanarak öğrenebiliyorum. Şimdi demir eksikliği denince aklımıza çoğu zaman ilk olarak beslenmesinde demire yeterince yer vermeyen insanlar gelir. O halde buraya yazacağımız ilk neden aklımıza ilk gelen şey olsun. Beslenmede yetersiz demir alımı. Demiri yeşil yapraklı sebzelerden ve et gibi gıdalardan alıyoruz. Yani bu tür gıdaları yeterince tüketmeyen insanlarda demir eksikliği görünecektir. Ancak düşük demir alımı en çok küçük çocuklar için sorun teşkil ediyor. Özellikle de 6 aydan küçük bebekler için. Çünkü 6 aydan küçük bebeklerin beslenmesi büyük oranda anne sütünden oluşur ve anne sütü demirce çok fakir bir besin kaynağı. Dolayısıyla bu yaştaki bebeklerde Önce demir eksikliği, sonra da demir eksikliği anemisi gelişebiliyor. Demir eksikliği anemisinin bir diğer nedeni de vücudun demir ihtiyacındaki artıştır. Buna en çok iki tür hastada rastlıyoruz. İlki çocuk veya ergen hastalar. Bu durumun rastlandığı ikinci tür hastalarsa hamile kadınlar. Bildiğiniz üzere çocukluk ve ergenlik sırasında çok hızlı bir büyüme sürecinde oluyoruz. Bu hızlı büyüme ile birlikte kan hacmimiz de hızla artıyor. Kan hacmi artınca kırmızı kan hücrelerinin de çoğalması gerekiyor. Oysa hemoglobin üretimi artmazsa kırmızı kan hücresi sayısı da artamaz. Hemoglobin üretiminin artması için alınan demir miktarının artırılması gerekir. Çocukluk ve ergenlik sırasında vücudun demir ihtiyacının artmasının nedeni işte bu. Çok benzer bir süreç hamile kadınlarda da geçerli. Gebelik sırasında kan hacminde %20'ye varan bir artış gerçekleşebiliyor. Bunun amacı kadının içinde büyümekte olan fetüsün ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve bu da yine demir ihtiyacının artması anlamına geliyor. Bu iki tür hastanın vücutlarının ihtiyacını karşılayacak kadar demiri beslenme yoluyla alamaması çok anlaşılır bir şey. İşte bunun içinde demir eksikliği yaşamaya başlıyorlar. Şimdi de şöyle bir hasta düşünelim. Beslenme yoluyla yeterince demir alıyor. Ama o demir sindirim sırasında emilemediği için vücuda ulaşamıyor. Yani demir emiliminde bir sorun veya azalma söz konusu. Demir emiliminin azalmasına yol açabilecek durumları anlayabilmek için önce normal demir emiliminin nasıl gerçekleştiğini bilmemiz lazım. Evet, şimdi şöyle bir adamımız olsun. Bu adam beslenme yoluyla demir aldığı zaman bu demir yemek borusundan geçerek midesine oradan da bu noktaya ulaşıyor. Bu noktaya duodenum yani 12 parmak bağırsağı diyoruz. Duodenum demir de dahil olmak üzere neredeyse tüm besinlerin emildiği yer. Ama demirin emilmek üzere duodenuma ulaşmadan önce mideden geçmesi gerekiyor. Ve demirin mideden geçmesi çok önemli. Çünkü mide çok büyük miktarda asit içeriyor. Bakın yeşille gösterdiğim şu şey işte asit. Burada bol miktarda mide asidi mevcut. Mide asidi, beslenme yoluyla aldığımız demirin duodenum tarafından emilebilecek bir hale dönüşmesi için şart. Mide asidi, süreçteki bu işlevi açısından çok önemli. Evet, diyagramımıza geri dönecek olursak, demir emilimi sorunu iki şeyden kaynaklanıyor olabilir. İlki yeterince mide asidi üretmiyor olmak, yani mide asidi üretiminde azalma. Demir emilimi sorunu yaşamamıza neden olabilecek ikinci nedense duodenumda oluşabilecek problemler. Biz ilk olarak düşük asit üretiminden söz edelim. Bu iki tür hastada da çok sık rastlanan bir durumdur. İlki proton pompası inhibitörü adı verilen ilaçları kullanan hastalar. Bu ilaçlar için PPI kısaltması kullanılır. Ben de bu şekilde yazdım. Bu ilaçlar yemek borusunda görülen asit reflüsü hastalığının tedavisinde kullanılır. Bu hastalıkta asit mideden özofagusa yani yemek borusuna geri kaçar ve yemek borusunu tahriş eder. Aslında halk arasında mide yanması olarak bilinen durumdan söz ediyoruz. Hastalar mide yanması semptomlarını hafifletmek için proton pompası inhibitörü denen ilaçlara başvurur. Ve bu ilaçlar midedeki asit üretimini azaltır. Mide asidinin azalmasıyla yanma belirtileri hafifler ama duodenumdan emilen demir miktarı da düşer. Demir emilimi sorununun oluşma yollarından biri işte bu. Mide asidi miktarında azalma yaşayan ikinci tür hastalarsa gastrektomi geçirmiş hastalardır. Gastrektomi, midenin kısmen veya tamamen alınması demek. İyi de neden bir insanın midesi kısmen veya tamamen alınıyor olabilir? Buna birkaç neden sayabiliriz. İlki kilo vermek veya kilo vermeyi hızlandırmak olabilir. İkinci olarak da bir mide kanserini veya mide ülserini almak için bu operasyon yapılabilir. Sebep her ne olursa olsun midenin bir kısmının alınması mide asidi üretiminde azalmaya neden olur. Bu da demirin duodenumda daha kolay emilebileceği bir hale dönüştürülmesini yavaşlatır. Ve sonuçta o da demir eksikliğine ve ardından da demir eksikliği anemisine yol açar. Bu demir emiliminde azalmanın ilk nedeniydi. İkinci neden Doedonumda oluşabilecek bir bozukluk veya bir sorun olabilir. Buna en sık çölyak hastalarında rastlanıyor. Çölyak hastalarında gluten intoleransı görülür. Gluten, beslenmemizi oluşturan birçok gıdada bulunur. Buğday, arpa, çavdar ve benzer gıdalar glutenli gıdalardır. İşte çölyak hastaları beslenme yoluyla vücutlarına gluten aldıklarında duodenum hücrelerinde bir enflamasyon ve imha gerçekleşir. Bu durumda duodenum demir de dahil olmak üzere besin maddelerini emme görevini yeterince iyi yapamaz hale gelir. Kronik hastaları işte bu yüzden yetersiz veya kötü demir emilimi, yani demir malabsorpsiyonu yaşarlar. Şimdi demir eksikliği anemisinin son ve bence en önemli nedenine geldik. Diyelim ki bir hastamız var ve beslenme yoluyla yeterince demir alıyor. Ayrıca bu demirin tamamı vücuduna ulaşıyor. Ama hasta bir nedenle demir kaybında bir artış yaşıyor. Bu durum en çok kan kaybı vakalarında görülür. Çünkü Kan kaybı ile birlikte kırmızı kan hücreleri de kaybediliyor. Dolayısıyla kırmızı kan hücrelerinin içindeki hemoglobin de gidiyor. Ve hemoglobin gidince demir de kaybedilmiş oluyor, değil mi? İşte bunun sonucunda da demir eksikliği oluşuyor. Yani buna birkaç durumda rastlıyoruz. İlk olarak bu durum menopoza girmemiş genç kadınlarda ağır menstrual kanama, yani yoğun regl kanaması olduğunda görülüyor. İkinci olarak bu duruma peptik ülser hastalığı sebep olabiliyor. Bunu kısaca PÜH şeklinde yazdım. Peptik ülser hastalığı duodenumda veya bazen de midede görülen ülserlerden kaynaklanır. Bu ülserler sık sık kanayarak kan kaybında artışa neden olduğundan sonuçta yine demir eksikliği görülür. Demir eksikliğine yol açan kan kaybı artışının en önemli nedenlerinden biri de kolon kanseridir. Buna en çok yaşlı hastalarda rastlanır. Ve tabii kolon polipleri de olabilir. Onu da ekleyelim. Bu durumu çok önemli kılan en büyük neden, tabii ki ölüme yol açabilmesine ek olarak, çoğu zaman hasta tarafından fark edilmeksizin ilerlemesidir. Yani hasta, gastrointestinal yolda kan kaybı gerçekleştiğini gaytada fark etmez. Yaşlı birey çoğu zaman demir eksikliği anemisi şikayetiyle gelir. Anemi inceleme altına alıp nedenini bulmaya çalıştığınızda bireyin sinsi bir kolon kanserine yakalandığını anlarsınız. Yani özellikle yaşlı bir hasta bu şikayetle geliyorsa kolon kanseri ihtimalini her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurmalısınız. Pekala. Şimdi de gelişmekte olan ülkelerde en sık rastlanan kan kaybı nedenlerinden birine değinelim. Kancalı kurt enfeksiyonu. Bu kancalı kurtlar bağırsaklarınıza yerleşip kancalarıyla bağırsak duvarınıza tutunarak kanınızı emebilir. Bu da kan kaybına neden olur. İşte demir eksikliği anemisinin en sık rastlanan nedenleri bunlar. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Demir eksikliği hemoglobin üretimine sekte vurur. O da sonunda mikrositik anemiye yol açar.